Yavru Vatanda İsrail vatandaşlarının yoğun bir şekilde mülk satın aldığı iddiaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yönetimini harekete geçirdi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancılara mülk satışıyla ilgili kısıtlamaya gideceklerini, yabancıların yapsat işlerine girmelerinin yasaklanacağını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaat sektörüne yabancıların ilgisi arttı mı? İsrail aracılar eliyle on binlerce dönüm arsamı satın aldı. Bir süredir dillendirilen bu iddialar gündemdeki yerini koruyor. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. İddiaların kendi gündemlerine de geldiğini Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da takipte olduğunu söyledi. Yavru vatanda yabancılara mülk satışının bakanlar kurulunun onayına bağlı olduğunu, yabancıların son 5 yıldaki toplam emlak alım başvurularının 15 bini bulduğunu aktardı. Birinci sırada İngiltere'yi geride bırakan İran yer alıyor. İsrail vatandaşlarının son 23 yıldaki başvuru sayısı ise 200 civarında. İddialar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde de gündeme taşındı. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yabancılara mülk satışına ilişkin iki yasa tasarısının hazırlandığı bilgisini verdi. Buna göre yabancıların mülk satışına kısıtlamalar getirilecek. Yabancıların şirket kurarak emlak piyasasında yapsat işlerine girmeleri de yasaklanacak. Bakan Oğuz, Bakanlar Kurulu gündemine gelmeyen sözleşmeler vasıtasıyla büyük miktarda mülk satışı yapıldığı duyumlarını da bildiklerini belirtti. Bu tip sözleşmelerdeki güvenlik açığı ilgili yeni bir düzenlemenin hazırlandığını ifade etti. Böylece yavru vatanda taşınmazların kime satıldığı ile ilgili soru işaretleri giderilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde konut, 28 ilde iş yeri satışı yapacak. 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlarda 169 konut ve 192 iş yeri satışa sunulacak. TOKİ dev satış için start verdi. Türkiye genelinde çok sayıda konut ve iş yeri sahiplerine kavuşacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Alıcılar satışa sunulan konutlara %25 peşinat, 72 ay vade ile, iş yerine ise %25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri içinse 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Açık artırmalara internet katılımı için kayıtlar 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar www.emlakmüzayede.com.tr internet adresinden alınacak. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.